Efendim ben bir güncel buna benzer Ahmet Bey'in söylediğini tamamlayıcı bir soru sormak istiyorum. Onlarca siz de yaptırdınız, başka kuruluşlarda, kişilerde yaptırdı. Anketten genellikle AK Parti neredeyse tamamından birinci parti olarak çıkıyor ve öyle gözüküyor. Fakat tam böyle bir hava içerisindeyken enteresan bir tartışma başladı. Bilmiyorum takip etme imkanınız oldu mu? İnan Kıraç gazetecilerle iddiaya girmiş. %100 eminim ne pahasına ne bedeline olursa olsun Cumhuriyet Halk Partisi birinci parti olacak iddiası. Bu iddia acaba gerçekten bilimsel bir çalışmaya mı bağlı, yoksa bazen de şöyle bir şüpheye de sebep veriyor. Acaba son 10 günde 15 günde seçmenin iradesini etkileyecek sürpriz bir şey mi bekleniyor gibi bir tabir doğruysa şeye de, dedikoduya da sebebiyet verdi. Siz nasıl bakıyorsunuz? Gerçekten çok rahat giden, projelerin anlatıldığı bir seçim şeyleri varken, kampanyaları varken son birkaç gündür bir gerginliğin tırmandığını görüyoruz. İster sokaklardaki olaylardan, ister bu biraz önce bahsettiğiniz ittifaklardan dolayı. Böyle bir şey duyduğunuzda nasıl karşıladınız? Böyle bir ihtimal var mı? Ve son 10 günde böyle çeşitli örgütlerin legal illegal seçmen iradesini etkileyecek herhangi bir şey bekliyor musunuz? Tabii ben doğrusu İnan Kıraç'ı bu işlerin içinde görmek istemem. Bu işlere bulaştığını duymak da istemem. Bu beni ciddi manada rahatsız eder. Ve yakıştıramam da. Ama hakikaten bu yazılanlar, söylenenler doğruysa bu tabii yani geleceğe yönelik herhalde kendisi de bazı riskleri üstlenmiş demektir. Çünkü bir iş adamı, ülkede belli bir güce, belli bir imkana sahip bir iş adamı böyle bir şeyin içerisine girmesi, adımı atması kendisi açısından da ciddi bir risktir. Hiçbir iş adamı bu tür bir şeyin içerisine böyle girmez. Ama girenlerini de ben takdir ederim. Tebrik ederim. Demek ki dobra dobra çıkmış. Benim yaklaşımım budur demiş. Konumunu, yerini ortaya koymuş. Fakat şu ana kadar onu teyit eden bir şeyi kendisi yaptı mı? O da önemli. Bunu ben de bir iki gazetede okudum ama kendisinden bunu tekzip eden veya doğrulayan bir şey çıktı mı çıkmadı mı onu bilmiyorum. Görüşmek istedik ama Türkiye dışında olduğunu görüşemeyeceğini söyledi efendim. Hepimiz aradık kendisini. Şimdi tabii burası da enteresan. Fakat ben şunu söyleyeyim. Özür dilerim, risk derken efendim kendi bu sonuç böyle onun dediği gibi çıkmazsa mahcup olur mu anasından mı söylüyorsunuz? Her türlü mahcubiyet olur. Ha. Her türlü mahcubiyet olur. Yani dünyanın hiçbir yerinde iş adamları, hele hele böyle o ülkenin önde gelen iş adamları bu tür işlerin içerisine bulaşmazlar. Çünkü bulaştıkları anda iş adamı dediğin gelen iktidarların hepsiyle çalışacak. Birisiyle çalışıp birisini karşısına almaz. Alamaz, böyle bir riskin içine girmez. Bunu bu bakımdan ifade ediyorum. Ve kaldı ki şu anda söylenenler eğer bilimsellikse kamuoyu araştırmalarının hepsi zaten bu bilimsel çerçeve içerisinde yapılıyor. Bu bilimsel çerçeve içerisinde de bizler işte bugün de yine bir gazete bir kamuoyu araştırması açıkladı. O kamuoyu araştırmasında da yine yani partimiz açık ara birinci parti olarak önde görülüyor. Benim partim olarak bizim kendi yaptıklarımız var. Bunlarda da yine hamdolsun benzer açık ara önde bir görünümümüz var.